Görüntü de süper. İnşallah ses de güzel gelir. Haydi bakalım başlıyoruz. Evet. Şiddetle. Şiddetle başladık. Şimdi şiddet kavramı ben dediğim gibi erkek kadın ayırmadan olabildiğince işlemeye çalışıyorum. Psikolojik şiddet yani duygusal şiddet bazında gerçekten araştırma yapıyorum. Ve manipülasyonlar, yönlendirme yöntemleri suça sürükleyen, şiddete sürükleyen yöntemleri araştırıyorum. Bu yani ilk önce işin gerçek kaynağına ulaşmak gerektiği kanısındayım. Neden şiddet doğar? Neden şiddet yönlendirilebilir bir olgu mudur? Bir insanı şiddete sürükleyebilmeniz mümkün müdür? Ve şiddet çeşitli şekillerde uygulanabilir ve sessizliğin de bazen şiddet silahı olduğunu zaten ortaya koyuyorum. Evet, mesela şu kitabınız bu. Sessiz Şiddet. Evet, bunu da yazmışsın. Ben biraz inceledim, tamamını okuyamadım. Dürüstçe ifade edeyim. Ama enteresan geldi bana. Yani şimdi hiç bilmediğim farklı bir boyuttan bakıyor hadiseye. Çünkü sessizlik genelde çok güçlü bir silahtır. Biraz daha bakış açımızı değiştirdiğimizde, hani normalde baktığımızda şiddeti göremezsiniz. Bir kanıt göremezsiniz. Çünkü fiziksel değildir. Fiziksel ya da cinsel bir şiddet kavramına girmiyor. Ve zaten bütün şiddet türlerinde fiziksel şiddet olsun, cinsel şiddet olsun, psikolojik şiddet tabanlıdır zaten. Yani fiziksel şiddetin içerisinde psikolojik şiddet vardır. Cinsel şiddetin içerisinde psikolojik şiddet vardır. Psikolojik şiddet de maalesef zamanla fiziksel şiddete dönüştürülebilir ve yönlendirme yoluyla kişi suçlara sürüklenebilir. Ben de bunun araştırmasını yaptım ve gerçekten bu araştırmalar sonucunda, çünkü bu tez çalışmasından yola çıkılarak oluşturulmuş bir çalışma, o yüzden bilimseldir. Bilimsel olduğu için belli noktalarda kanıtlaştırabileceğimiz, soyut görünen ama somutlaştırabileceğimiz bir süreci görebileceğimizi, fark edebileceğimiz, biraz daha vizyoner bakmak gerektiği, biraz daha derinlemesine incelenmesi gerektiği konusunda zaten ben gerek sosyologları, gerek toplum bilimcileri, işte psikologları, psikiyatristleri, hatta felsefecileri, filozofları da bu çalışmanın derinliğine inilmesi için çağrıda bulunmuştum programlarda. Çünkü bu çok yüzeysel görünen, kanıt bırakmayan bildiğimiz, çünkü biz gördüğümüz şeyleri daha çok değerlendirmeyi seven bir sisteme sahibiz. Peki, Gördüğümüz. ben şimdi o zaman size hemen bir örnekleme yapayım. Evet. Eskiden bir kadın karakola başvurup da "Kocam beni dövüyor, şiddet görüyorum" dediği zaman karakoldaki polislerin bir kısmı, belki tamamı değil çünkü suçlayamam, "Kocandır, döver de sever de" diyor. O O zaten bir evet. dilimize plezenk olmuştu bu maalesef. Şimdi zaten biliyorsunuz geçmişte de belli bir süre öğretmenlerin dayak atması, dövmesi normalleştirilmiş durumdaydı. Evet. Yani eğri oturmak, doğru konuşmak gerekirse benim çocukluk dönemimde de çok ciddi travmaya yol açacak ve işte öğretmenin dayak atması veliler tarafından normal maalesef
görünmekteydi. Onun için ne diyordun? Eti senin, kemiği benim. Şimdi zihniyet önemli olan bir zihniyetin değiştirilmesi. Ben de sessizliğin bu karanlık yüzünü işleyerek bir noktada bir öncülük yapmaya çalışıyorum. Belki şu an anlaşılmayabilirim. Şu an ne demek istediğim anlaşılmayacak olabilir. Ama zamanla bu kavramın ne kadar gerçek ve doğru olduğunu belki hani tırnak içerisinde ben öldükten sonra belki fark edebilme olasılığı olabilir. Ben bir çalışma yaptım. Zaten var olan bir şeyi sadece ortaya koydum. Her zaman için. Şimdi bakın bir araştırma var. Biraz önce söylemiştim. Anadolu Ajansı'nın yayınladığı. Evet. 425.671 kişi kadın acil destek hattı. Yani KADES'i uygulamasını telefonuna indirmiş. 425.000. Şimdi bir kadın eğer bu uygulamayı telefonuna indiriyorsa potansiyel tehlike içindedir. Bunun adını koyalım. Evet. İkincisi 23.960 kadın acil durumlarda uygulamayı kullanarak ihbarda bulundu diyor. İstatistik bunu söylüyor. Ve yine son 4 ayda, bu yani 2020'nin 4 ayını kapsayan bir araştırma, son 4 ayda 55.897 kolluk personeline aile içi şiddet ve kadına karşı şiddetle mücadele konusunda eğitim verildi. Bakın kolluk kuvvetleri bile bu konuda tam eğitimli değiller maalesef. Ve son derece enteresandır ki bu senede aslına bakarsanız her ne kadar %35 azaldı dense de kadınlar açısından bu ülkede gerçekler çok değişmeyecek. Bunu görüyoruz. Şimdi hukuk açısından baktığımızda yasalarda gerçekten kadın korunmakta. Yani mesela duruşmalara girdiğinizde zaten genel olarak sisteme baktığınızda kadınlar ciddi anlamda korunmaktadır esasında baktığınızda. Bunu mahkemede görebilirsiniz, duruşmalarda görebilirsiniz, sonuçlarda görebilirsiniz. Hakim ihale indiriminde de bulunmuyor artık bundan sonra yargılamalarda biliyorsunuz. Kadınlara evet. Yapılan şiddet konusunda, kadına ve çocuğa yapılan şiddet konusunda hakimler o indirim yetkilerini maalesef demeyeyim, iyi ki de kullanmıyorlar. Normalde aslına bakarsanız Yargıtay'dan böyle şeyler dönüyordu bildiğim kadarıyla. Evet. Yani ihale indirimini sanığın ya da sanık mı diyelim, o kişinin lehine kullanmadın diye ya dava dönüyordu. Şimdi maalesef tekrar yanlış dilimize yerleşmiş. Şimdi dönmüyor artık. Çünkü dönmemesi de aslında artık bizim akıllanmamız lazım. Yani şu anda bir saniye durur musunuz? Bir saniye. Evet, geliyor Savaş Bey. Artık bir yöntem telefona cevap veriyorum ve böylelikle yayını kapatmak, açmaktan kurtuluyoruz. Peki, şimdi bakın bir olay var. Size hemen o olayı söyleyeyim. Bu yakın zamanda gerçekleştirildi. Kadir Şeker olayını duydunuz mu hiç? Evet, biliyorum. Kadir Şeker, Konya'da parkta darp edilen bir kadını kurtarmak isterken çıkan arbedede yargıya müdahil etmiş olurum. Bir cinayet işlenmiş oldu. Yani bu darbeden kişi bıçağın üstüne düştü ya da çantadan bıçak çıktı ya da Kadir Şeker bıçağı çekti, sapladı ve bir şekilde
Bu kişi hayatını kaybetti. Kadir Şeker şu anda mahkum vaziyette ve yargısı davası devam ediyor. Tutuklu. Evet, şimdi, tutuklu. Şu anda tutuklu hali devam ediyor. Hatta bir ara koronaya yakalandı, tedavi gördü. Ama toplum vicdanında Kadir Şeker'e çok büyük destek geldi. Toplum orada sessiz kalmadı. Sosyal medya bu konuda yıkıldı yani resmen. Bazı kadın hakları koruyucuları ve dernekleri Kadir Şeker'in yanında durdu. Aile ve aileden sorumlu Devlet Bakanlığı çok ne yaptığını çok bilmiyorum ama o da bir yerde durmaya başladı. Çünkü ortada darp edilen bir kadın vardı ve tesadüfen oradan geçmekte olan bir genç çocuk vardı. Hatta bu konuda bir takım dedikodular duydular. Asılsız olduğu ortaya çıktı ve o kişi atlandı. Yani bu Kadir Şeker atlandı bu konularda. Şimdi insiyaken müdahale etti. Bu herkesin başına gelebilir. Ben de yolda bir kadının darp edildiğini görsem müdahale ederim. Bu müdahalenin sonunda o kişi bana saldırır, bıçak çeker, tabanca çeker, yani atıyorum arkadaşlara gelir, üzerime gelir bilemem. Ama sonuçta insani olarak o kadına yardım etmeye çabalarım. Bu kadın darp edilse de böyle, tecavüze uğrasa da böyle, başka bir şey olsa da böyle. Burada sizin kanaatiniz ve insani vicdanınız bu olayda ne tarafta durma gerektiğini söylüyor. Şimdi açıkçası şimdi şöyle dediğim gibi ben Savaş Bey her zaman bunu özellikle ortaya koymak istiyorum ki erkek kadın ayırmamaya o anlamda adil olmaya olabildiğince çalışıyorum. Çünkü bazen erkeklerin de ciddi mağduriyetler yaşayabileceğini, yaşadığını gözlemliyoruz. Çünkü bazen maalesef bir hakkı çok fazla tanıdığınızda o hakkı istismar edenler, o hakkı maalesef kötüye kullanan zihniyetler de oluşmaya başlıyor. Elbette, o yüzden elbette. Bu sefer bir şeyi koruyalım derken başka bir şey ezerek maalesef başka türlü mağduriyetler yaşanmasına yol açabiliyoruz. İstemeden tabii ki bunu yapıyoruz. Olabildiğince adil olmak adına tabii burada bir şiddet yani fiziksel şiddet var. Yani Kadir Şeker olayında bir fiziksel şiddet var. Düz baktığınız zaman sonuçta şiddet uygulayan bir insan var. Bir ölüme yol açan bir insan görüyoruz. Normal, düz baktığımızda. Yani evet. Olabildiğince olaylara düz değil, farklı açılardan bakabilmeyi öğrenebilmemiz gerekiyor. Düz baktığımızda Kadir Şeker suçludur. Değil mi? Düz Evet, yani ortada bir şiddet cinayet uyguladığı için işte yani şiddet uygulayan bir insan olduğu için bir insanın ölümüne sebebiyet verdiği için kasten ya da teşebbüs etmesi sonucunda işte belki neticesi sebebiyle ağırlaşmış bir durumla da ölüm gerçekleşmiş olabilir. Olayı tam olarak bilmiyoruz. Dosyayı incelemedim. O yüzden belki öldürmek kastıyla değildi ama sonucunda ölüm gerçekleşmiş de olabilir. Evet. Şimdi Ölüme sebebi vermek de buna katılabilir. Evet, yani belki orada sadece koruma amaçlı ya kendisini ya da o kişiyi koruma amaçlı müdahale etmiş ve sonucunda bir ölüme istemeden de neden olmuş da olabilir. Bunlar Evet. zamanla zaten yargılama sonucunda ortaya çıkacaktır. Ben şimdi burada ben adli bilimlerde, adli tıp enstitüsünde yüksek lisansta okurken bize derlerdi ki hocalarımız hiçbir şey dışarıdan göründüğü kadar yanıltıcı değildir. Yani düz baktığınız zaman suçlu Kadir Şeker gözükmektedir. Ama Kadir Şeker'i suça sürükleyen bir neden vardır. Yani bunu görmek lazım. Bakmamak, görebilmek lazım. Çünkü biz bakabiliyoruz ama görmüyoruz. Bizim olayları değerlendirirken ki bazen
yanılgıya düşmemizin, gerçekleri göremememizin nedenlerinden bir tanesi de budur. Zaten siz de kriminal belki olayları incelemişsinizdir. Yani benim evet, hocalarımdan bir tanesi de Sevil Atasoy'du. Sevil Atasoy hocamız sağ olsun, yani şüphe etmeyi bize öğrettiler. Yani olabildiğince düz bakmayın ve şüphe duyun. Yani şüphe duyarak gerçekten mesela baktığınızda suçluyu bulduğunuzu zannedersiniz. Hemen dersiniz ki suçlu budur. Görüneni bakarız. Ama bunun tabanına indiğinizde suça sürükleyen bir neden olduğunu fark edersiniz. İşte Kadir Şeker olayı da böyle bir şey. Kadir Şeker olayında Kadir Şeker suça sürüklenen belki de bir mağdurdur. Bu açıdan da bakmak gerekir. Kimse esasında çok da durduk yere şiddet uygulamayı çok da tercih etmez. Şiddete bazen sürükleniriz. O yüzden Kadir Şeker olayı bu anlamda önemli bir örnektir. Yani orada kadın yerine erkek de olabilirdi. Yani bir kadını korumak değil de bir erkeği de koruyabilirsiniz. Yani orada doğru. Bir kadın... Ya da bir çocuğu da koruyabilirsiniz. Ya da çocuk da olabilir. Yani o yüzden ben olabildiğince şiddet olgusunda kadın, erkek, çocuk ayırmamaya gayret gösteriyorum. Çünkü yani şimdi erkeği bakın, de koruyabilirsiniz. Peki şöyle söyleyelim. Şöyle bir başlık altında başınıza gelecek herhangi bir kriminal olay sizin ne kadar masumiyete yaklaştırır? Eğer kamu yararı varsa yaptığınız eylemde ya da girdiğiniz eylemde kamu yararı varsa, diyelim evet, ki bir banka soyuluyor ve belinizde de ruhsatlı silahınız var. O evet, banka soyulurlar. Siz kolluk kuvveti değilsiniz. Müdahale ederseniz siz kanun gözünde suçlu sayılır mısınız? Bu bir. İkincisi, bir kadını birisi dövüyor. Müdahale ettiniz, adama bir yumruk attınız. Adam ölmedi ama sonuçta yumruğu yedi. Bir darp söz konusu. Evet. Burada biz kamu yararı adına, kamu yararı var orada tabii, kolluk kuvveti değilsiniz ama sonuçta bir insani destekte yardımda bulunuyorsunuz. Suç işlemiş olur musunuz? Ya da bir çocuğun tecavüze uğrayabileceğini hissettiğiniz noktada o pedofili hastası kişiye müdahale ettiniz ve o kişilerle ve mücadele ederken de yaralandınız. Sizin durumunuz kanun gözünde ne olur? Lütfen bu üç tane örneklemeye bir hukuki bir bakış yapın. Şimdi Savaş Bey, çok güzel bir şeyle bağlayacağım ben olayı. Hem benim ileri sürdüğüm, keşfettiğim kavramla beraber size aktarımda bulunacağım. Şimdi müdahale etseniz bir türlü, müdahale etmeseniz bir türlü duruma gidiyoruz. Çünkü müdahale ettiğimiz takdirde suçlu oluyoruz ve gerçekten suçlu görünüyoruz. Şimdi ve şöyle söyleyeyim. Diyelim ki bir tecavüz oluyor ve önleme imkanınız varken bu önleme imkanınızı kullanmak yerine seyirci kalmak. İşte sessiz şiddet kavramını bununla bağlayarak, yani seyirci kalmanın da esasında bir noktada yani önleme imkanı olmasına rağmen tepki yani vermemenin suç olabileceğini de düşünüyorum ben. Çünkü müdahale etmek yani gerektiğini. Yani müdahale etmediğiniz zaman siz oluşmakta olan suça iştirak etmiş olmuyor musunuz? Evet, işte ben de onu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden sessiz şiddet kavramı bu anlamda önemli ve değerli bir kavram. Çünkü seyirci kalmak, alkış tutmak, bunlar mesela Sanık diye bir film var. Bilir misiniz? The Accused yani, diye. Muhtemelen ben çok film seyreden bir insanım. Evet. Seyretmiş de olabilirim ama isim olarak hatırlamayabilirim. Ben planları çok iyi hatırlarım, sahneleri falan.
Öyle bir fotoğrafik zekan vardır, hafızan vardır. Jodie Foster'ın bir filmi Sanık diye. Esasında tecavüz mağduru kadın ve tecavüz mağduru ve seyircileri var. Seyircileri suçlanıyor. Ama 1988 filmiymiş. Evet. O filmin lütfen ne demek istediğimi daha iyi anlayacak insanlar. Seyirci kalmak da bazen suç olmalıdır. Duruma göre değerlendirmek ve gerçekten seyirci kalmanın önlemenin, yani şimdi önleyen insan suçlu oluyor. Çünkü şiddet uygulamak zorunda kalıyor bir süre sonra. Yani Evet. bakıyorsunuz önlediği için. Bu Jodie Foster'ın filmi. Evet. Sanık filmi bu. Evet. Gördünüz mü? Evet. Böyle bir film. Tamam. Peki. Tekrar dönelim. Evet. Ben Biraz da anında filmi de sizin karşınıza getirdim. Evet. Çok değerli bir filmdir. Orada anlatılmak istenen şey esasında o insanların müdahale etmeyip alkış tutması ve seyirci kalması. Buradaki esasında önlemeye çalışmayan zihniyetin önleyebileceği halde önlemeye çalışmayan zihniyetin sessiz şiddetini gösteriyor. Evet. Yani önleyebileceği halde önlemeyen bir insan aklanır mı? Suçlu mudur? Yoksa önlediği için suç işlemek durumunda kalan bir insan mı suçludur? Peki, siz kamu vicdanında Kadir Şeker nasıl davranmalıydı dersiniz? Şimdi olay yerini şimdi tabii bir olayı ortaya koyarken medya, Savaş Bey, Evet. değişik açılardan koyabiliyor. Olayın anlatım şekli gerçekten olayın olduğu gibi mi, aktarıldığı gibi mi? Çünkü bundan bir kere emin olmak lazım. Bir kere bu sağlıklı bilgiye ulaşmak gerekiyor. Diyelim ki aktarıldığı gibi doğru şekilde. Bence Evet. şiddete başvurmak zorunda bırakılan herkesin suçlu olmaması gerektiği, ağır tahrik ya da meşru müdafaa hükümlerinden yararlanması gerektiği kanısındayım. Yani sizin kendi vicdanınız bunu söylüyor. Vicdan olarak değil. Yani şiddete Ya da mantığınız diyelim. şimdi şöyle söyleyeyim. Meşru müdafaa diye bir gerçek var. Yasal Tabii. savunma ve ağır tahrik hükümleri dolayısıyla işlenen suçun indirime yani indirim nedeni olduğu Evet. ve meşru müdafaa da yasal savunma da bildiğiniz kadarıyla kişinin aklanmasına ve bu yönde kendini koruduğu için ya da Yani yaşam karşısındaki hakkını savunması nedeniyle bunu serbest yasal kalıyor. bir şekilde Evet. serbest Yani kalıyor. Evet. cezasızlık nedeni. Şimdi burada vicdan zaten vicdanlı insanlarız. Vicdan işte vicdan muhakemesi ile gerçekte hani baktığınız zaman suçlu olan bir insanı sözde suçlu mu yoksa suça mı itilmiş? Amacı neymiş? Onunla neden şiddete başvurmak zorunda kalmış? Ya da şiddet gerçekten sağlıklı mıdır? Yani çok değişik beyin yakıcı sorulara neden olur bu. Yani bir adil olmak adına bence zaten tutuklanmasının zaten tutuksuz yargılanmasını talep edildi biliyorsunuz
Savaş Bey. Evet, biliyorum. Tutuksuz yargılanması için bayağı mücadele verildi. Şimdi bir anda birinin ölümüne öyle ya da böyle neden olmuş, şiddet uygulamış gözüken bir kişi bir anda acaba bir kadın için ya da bir insan için mücadele verdiği için mi bu duruma düşürülmüş bir şekilde yönlendirilmiş bir kişiyi serbest bırakmak mı? Yani işte bu vicdan muhakemesini yapmak biraz zorlayıcı bir şey. Ve gerçekten ceza hukukunda vicdani kanaat geçerlidir. Hukuk davalarında olduğu gibi değildir. Hukuk davalarında daha çok delillerle, yasa daha net çizgilerledir. Ama ceza davalarında vicdani kanaat diye bir şey vardır. Yani buradaki biraz da hakimlerin vicdanıyla da bağlantılı bir şey. Sadece yasalarla da değil, onların takdiri ve vicdanıyla, savcının da, çünkü biliyorsunuz bu tip yargılamalar heyet dolayısıyla, yani bu tek kişi hakim olmayacak. Üç kişi, yani bir heyetin ve bir savcının yer aldığı bir yargılama olacak. Yani oy birliğiyle ya da oy çokluğuyla suçlanacak, yani yargılanacak ve sonucunda ya meşru müdafaadan beraat edecek ya da cezalanacak ve cezaevine konacak, infaz edilecek cezası. Yani bu süreci takip etmek gerekiyor. Ve dediğim gibi biraz da bizim vicdanımızdan çok oradaki yargılamayı yapan insanların vicdanıyla da akıl yürütmesiyle de bağlantılı bir şey Savaş Bey. Çünkü peki kamu vicdanında sosyal medyada, gerçi sosyal medya bu da bizim kriterimiz değil ama kamu vicdanında sizce bu olay nasıl algılandı ve nasıl yorumlandı? Kamu vicdanında genel olarak baktığım zaman yani takip etsem de etmesem de bayağı bir dikkat çektirildi olaya zaten. Siz istemeden zaten bir şekilde o haberleri gördünüz. Özellikle takip etmenize gerek yok. Ve zaten kamu vicdanı kadın noktasına çok fazla dikkat çekmek için Kadir Şeker'in serbest, hatta beraat etmesi bu yönde, cezasızlık nedeni olarak görülmesi yönünde bir vicdan sergilediğini fark ettim. Peki, şimdi başka bir soru geliyor. Bu önemli. Bu mesleğinizle de ilgili. Şimdi yüzlerce olay görmüş bir hakim, ki yüzlerce olay görmüştür. Evet. Hatta belki de binlerce olay görmüştür. Çünkü dosyaları biliyorum ben. Yani böyle dizi dizi dosyalar ve sıra bekliyor. Yani gerçi şimdi davalar daha çabuk çözümlenmesi için yargı harekete geçti ama eskiden davalar yıllarca sürüyordu. Hele de bu cinayet davaları ya da böyle ağır suç gerektiren, ağır cezada görülen davalar yıllar sürdüğünü ben bilirim medyadan. Şimdi bu davaların içinde yoğunmuş hakimler, savcılar, bilirkişi sayılacak insanlar, bunların vicdani durumları hangi psikolojik yapıya sürükleniyor da evriliyor? Yani şimdi hepimiz Savaş Bey, nasıllaşıyor, duyguları nasıllaşıyor mu? Yani sürekli benzer olaylar görmekten dolayı bazen onlar için cezalı o olaylar sıradanlaşıyor mu? Yani bu çok önemli bir şey aslında. Şimdi bakın, hepimiz insanız. Yani elbette duygularımız var, düşüncelerimiz var, acılarımız var. Kendimizce travmalarımız var. Duygusal olabilir, fiziksel olabilir.
belli bazılarımızın ne bileyim sağlık sorunları oluşabiliyor. Hepimizin bir hayatı var. Kendimizce bir mücadelemiz var. Şimdi empatik kurarsak zaten şimdi şöyle düşünün, bir şeyi göre göre normalleştirme, yani psikolojik olarak bu psikolojik tabanlı bir şey. Yani normalleştirme ve normalleştirme de biraz artık bir tükenmişlik noktasına da varma. Çünkü iş yükü çok fazla Savaş Bey. İş yükü çok fazla. Ve gerçekten kendilerini, vicdanlarını, kendi muhasebelerini yapma imkanı hakimlerin de, savcıların da inanın çok zor. Yani gözden kaçan bazı hatalar yapmalarının, bazen yanlış kararlar verilmesinin, onların da esasında çoğunlukla kastı olmuyor zaten. Sadece gerçekten onlar da bir noktada psikolojik şiddete maruz kalıyorlar. Kendi sonuçta bir şekilde insanız, etkileniyoruz. Olumlu şeylerden de etkilendiğimiz kadar olumsuz şeylerden de etkileniyoruz. Aldığımız bilgilerden, ne bileyim insanların tavrından, insanların tutumundan, yaklaşımından, ne kadar da soğukkanlı olursak olalım, ne kadar da tecrübeli de olursak olalım, ne kadar da bir noktada duyarsızlaştırılmaya çalışılıyorsak da olalım, hepimiz insanız. Yani çok ciddi bir psikopati olmadığı sürece, çok ciddi bir şey olmadığı sürece, kişilik noktasında bir takım psikopatik, vicdan yoksunluğu olan insanlar olmadığımız sürece bizim de iç hesaplaşmalarımız oluyor zaten. Ve onlar da bir noktada kolay değil empati kurduğumuzda. Ve gerçekten bu her meslekte böyledir. Yani bir doktor da bir noktada çok hasta göre göre artık Ya sanki mesela ameliyat yapan doktorları düşünün. Yani insan etini kesmeye devam ettiği sürece bir acımasızlık kazanıyor. Yani başkası için bir insan eti kesmek çok büyük bir travma yeniden olabilecekken bir hekim için travma yeniden olmuyor. Çünkü artık bir de işinin bir parçası günlük parça gibi görünüyor. yani işte duygularınızla, düşünceleriniz ve vicdanınız arasında gelgit ne kadar da işte ne olursa olsun işinizi yaparken ben her zaman şuna inanırım. Ne kadar profesyonel olursak olalım, amatör ruhumuzu asla kaybetmememiz gerektiğine inananlardanım. Çünkü bazen maalesef o amatör ruhu kaybediyoruz. Kaybettiğimiz için ne yapıyoruz? Yani o ruh kaybolunca gerçekten vicdanımızı sorgulamamız da mümkün olmuyor. Yani kendi yanlışlarımızı da görmemiz mümkün olmuyor. Kendi hatalarımızı fark etmemiz mümkün olmuyor. Esasında bir noktada bu kendimiz için de zarar haline dönüşüyor. O yüzden profesyonel ne kadar olursak olalım, o amatör ruhu asla kaybetmeyelim diyorum. Ve Savaş Bey, Evet. siz de zaten profesyonel bir insansınız ama duyarlısınız ve Elbette. gerçekten bu önemli bir şey işte. Yoksa bir noktada tecrübe edinmek zamanla kazanılan bir şey. Yani edindiğiniz bilgiyi de kullanabilirsiniz. Ama nasıl kullandığınız, gerçekten ve vicdanınızı dinlerken gerçekten ben nerede hata yaptım ya da
hata yapabilirliğinizi de gözlemlemeniz gerekiyor. O yüzden zaten bazen yanlış kararlar kasıt olmadan verilebiliyor. Bence. Ama yani benim fikrimce. Kontrol mekanizmaları var. İşte Yargıtay'ı var, Danıştay'ı var, bir sürü yer var. Evet. Kararları biliyorlar, geri dönüyorlar. Peki, ben başka özel bir soru soracağım size. Tabii. Şimdi siz sessiz şiddeti yazdınız. Bu bir sizin doktora tezinizdi ya da yüksek lisans tezinden. Yüksek lisans teziydi. Doktora tezi, yüksek lisans tezi. Şimdi bu bir konuydu ve dediniz ki aynı zamanda psikolojiyle ilgilenenler, sosyologlar, psikiyatrlar bu konuya dikkat çek, bu konuya eğilmeliler ve bu konudan etkilenmeliler dediniz. Bu tamamen bilimsel bir yaklaşım. Şimdi ikinci bir kitabı yazacak olsanız şu anda sizin aklınızdan geçebilecek önemli bir konu nedir? Şimdi ikinci kitap zaten kitapçık olarak şu anda satışta. Öyle mi? İkinci, evet. Konu nedir? Şimdi şöyle, ben her zaman olabildiğince dürüst olmaya çalışan hatalarıyla, belki suçlarıyla, günahlarıyla, sevaplarıyla olabildiğince kendini tanımlayan bir insan. Tabii ki evet. Ben de hiçbir zaman hayatımda olabildiğince dediğim gibi benim de hatalarım var. Benim de kendimce suçlarım var. Yani benim de belki yanlışlarım var. Ama bunun fark edip düzeltme şansım var. Önemli olan fark edip düzeltme şansımızın olduğuna kendimizi ikna etmemiz. Yoksa kimse, hepimiz hata yapıyoruz. Hepimizin görmediği şeyler var. Şimdi ikinci kitap dediğimiz esasında kitapçık, yani kitapçık şeklinde ortaya konmuş kısa bir sunum. Burada psikiyatrik sessiz şiddet kavramını getirdim. Psikiyatrik sessiz şiddet ve psikiyatri mağdurlarına yer verdim. Psikiyatri mağdurları dediğiniz mesela nasıl bir şeydir? Bir anlatır mısınız, açıklar mısınız onu? Şimdi zaten kitap piyasada ve kitap piyasada olduğu şekliyle bana şu an kargoyla henüz ulaşmış değil. Ulaşmış olsa zaten ben yayına yetiştirip sizlere de takdim edecektim. Maalesef daha henüz elime geçmedi. Yazdığınız için soruyorum size. Yani psikiyatrik mağdurlar dediğiniz psikiyatri onlar, mağdurları. Psikiyatri mağdurları onu açın bana. O terimi açın. Süremiz var mı? Var, konuşuyoruz. Sizi de yani ben bana kalsa zaten ben sabaha kadar konuşurum. Yok konuşmayayım. Yani, problem değil. Bir 8 dakikamız daha var. 8 dakika içinde toparlarsak zaten 1 saat konuşmuş olacağız. O da iyi bir süre. Evet. Şimdi şöyle. Psikiyatri hastalarının mağduriyetinin farklı bir açısından değerlendirmesini yaptım. Dediğim gibi bir açı, bir bakış açısı, bir farkındalık için. Bunu yani psikiyatristlerin bazıları diyorum. Evet. Farkında olarak ya da olmayarak. Ciddi bazı yanlışlara ve sonuçlara sebebiyet verebiliyorlar. Her meslekte olan şey bu. Yoksa sadece psikiyatristlere yönelik yani. Bir şey değil. Efendim? Mesleki hata yani. Mesleki hata da olabilir. Farkında olmadan yani çok
Çünkü psikiyatri öyle bir bilim dalı ki, öyle bir sistemi var ki. Şimdi psikolojiden ayırıyorum çünkü psikoloji sözel. Biliyorsunuz tıp okumanız gerekmiyor. Yani Şimdi psikiyatri tedavi gerektiren durumlarda müdahale eden bir hekimden bahsediyoruz. Ruh hekiminden bahsediyoruz. evet işte bazen isteyerek ya da istemeyerek bir şekilde bir psikolojik noktada hastaya ya da tırnak içerisinde hasta denilen kişiye, ben Evet. hasta kelimesini çok tercih etmiyorum, zarar verebildiğini aktarmaya ve ya anlatmaya çalışıyorum. Ve bunu ön plana koyarak çok ciddi bir noktayı geliştirmeye çalışıyorum Savaş Bey. Bu çok zor bir şey. Aslına bakarsanız Yani bu çok... çok zor bir konu, çok zor ve netameli bir konuyu seçmişsiniz. Şimdi Yani bakın çok zor bir şey. evet. Yani çok Nasıl büyük bir değerlendirilecek? risk. Nasıl değerlendirilecek kişinin zarar gördüğü ya da görmediği, hekimin oradaki hatasının olup olmadığı nasıl değerlendirilecek? Yani aslına bakarsanız genel hekimlik mesleğine uygularsanız bunu elbette fizyolojik bir takım kanıtlarla yola çıkabilirsiniz. Yani yanlış ameliyat yapan doktorun yanlışını ispatlayabilirsiniz. Şey, Ama çok güzel. psikolojik... İşte tıp dallarında somut dediğim şeyleri görebilmek kolaydır. Ama psikolojik zararı, zihinsel zararı fark edebilmek, inceleme yapmanız da mümkün. Çok iyi irdelemek gerekiyor. Yani o yüzden diyorum, düz bakmamak gerekiyor. İncelemek gerekiyor. Açıları fark etmek gerekiyor. Ben bugün gerçekten bir şey ortaya koyuyorum. Ha, bu kabul edilebilir ya da edilemez noktasında ben sabırla, gerçekten metanetle bekleyeceğim. Problem değil ama sonuçta bir noktayı, bir gerçeği ortaya koyuyorum. Ve gerçekten mağdur edilen ve mağdur olduğunun farkında dahi olmayan insanlar olduğunun bilincindeyim. O yüzden ben bu yolda bu şekilde ilerliyorum. Sonuçta her şeyin bir ilki vardır. Biliyorsunuz, Elbette. Elbette. ilki vardır. Mesela araştırma yaparken nasıl diyeyim? Şimdi bağlantı, evet. Ha, Şimdi tamam. araştırma yaparken kaynaklardan yararlanırız, biliyorsunuz. Evet, İşte doğru. yabancı kaynaklara bakarız. Efendim, kendi Literatüre, ülkemizdeki araştırma. kaynaklara bakarız. Ama ilk olmak, yani ilk kaynağı kim çıkardı, önemli olan da bu. Yani ilk fark eden. Evet, ilk fark eden doğru bir cevap. İlk soru soran da doğru bir Her şeyin cevap. bir ilki vardır. O kaynakları Evet, doğru. oluşması için ilk önce bir tırnak içerisinde deliğe ihtiyaç vardır. Peki. Gayet güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Sizden hemen 2 dakika sonra Sertan Kırço'nun yayını var. O başka bir konuğumuzla söyleşi yapacak. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir Rica sohbet gerçekten. ederim Savaş Bey. Her zaman için diyorum ki yine de empati sonucunda sempati diyorum. Peki, çok teşekkür ederim bu slogan içinde. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşça kalın. kalın. Herkese çok selam, Sağ olun. saygı, sevgi. Çok merak ettim.